İsrail'in katliam yaptığı Gazze'de direnişte devam ediyor sayın seyirciler. Hamas güçleri İsrail'e ait çok sayıda zırhlı aracı imha etti. Onlarca İsrail askeri de öldürüldü. İşgalciler ise kayıplarını gizlemeye çalışıyor. Mücahidine fil meydan ve kulli te'ala. Direniş güçleri işgalcileri pusuya düşürdü. İsrail zırhları roket atarlarla vuruldu. Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam, Gazze'de devam eden direnişle ilgili yeni bir video yayınladı. İşgal güçleri dar sokaklarda hedef alındı. Tünellerden çıkan direnişçiler harabeye dönen sokaklarda Siyonistlere ait tanklara vurdu. İsrail askerleri günlerce bombaladıkları kentte ilerlemeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Uygun noktalara konuşlanan direnişçiler roketlerle İsrail zırhlarını vurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Çatışmalar Cibariye mülteci kampıyla Şucaiye mahallelerinde yoğunlaştı. Bir direnişçinin el bombasını işgalcilerin ortasına fırlattığı anlar kameralara yansıdı. İsrail Gazze'deki kayıplarının büyük bölümünü gizliyor. İşgal ordusunun yaptığı açıklamaya göre ölen İsrail asker sayısı 420. Ancak gerçek sayının çok daha fazla olduğu belirtiliyor. İşgal güçleri Hamas'ın operasyonları karşısında çaresiz duruma düştü. Bir İsrail askeri, hükümetimiz bize kara harekatı kolay olacak demişti. Bu konuda yalan söylediler diyerek serzenişte bulundu. Hamas savaşçılarını görmüyoruz ama onlar bizi görüyor. Hükümetimiz yalan söyleyerek bizi cehenneme attı. İsrail medyası da kayıpların gizlendiğini itiraf etti. Yediot Ahronot muhabiri Ariel Shimon, bölgede çoğu rütbeli olmak üzere 3850 askerin öldüğünü duyurdu. Binlerce işgalcinin de sakat kaldığını aktardı. Bunun üzerine Shimon'un görevine son verildi. Siyonistler Gazze'de sadece askeri olarak ağır kayıplar vermiyor. Netanyahu'nun iktidarı da sarsılıyor. İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu yönetimini topa tuttu. O dünyanın ve İsrail'in güvenini kaybetti dedi. Köşeye sıkışan İsrail Başbakanı Netanyahu, Filistinliler arasındaki birlik ve dayanışmayı bozmak için her yolu deniyor. Netanyahu sadece kendilerinin değil, Abbas yönetiminin de Hamas'ı yok etmek istediğini savundu. Bu yalanlarla Filistin'deki direniş ruhunu kırmaya çalıştı. İsrail yönetiminin Filistinlileri yarı çıplak halde gözaltına almasına tepkiler de devam etti. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Miller o görüntülerin rahatsızlık verici olduğunu söyledi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.